Yeni bir sayfa açmak için sayfalar kısmının altında yer alan bir sayfa oluşturan tıklıyoruz. Sayfamıza bir başlık veriyoruz. Sayfamız ana sayfa olabileceği gibi herhangi bir sayfanın alt sayfası olarak da eklenebilir. Teslim et diyoruz. Evet, sayfamız sayfalar kısmının en altında taslak sayfası halinde görülür. Sayfamızı taslak sayfa halinden çıkarmak için bu sayfayı kimler görebilir kısmında Twin Space üyeleri deyip değişiklikleri kaydet dememiz yeterli. Bakın burada sayfalar kısmında en sona geldiğimizde webinar sayfasının önündeki taslak yazısı artık yok. Sayfamıza içerik eklemek için buradaki kalem simgesine tıklıyoruz. Kalem simgesine tıklayınca bu sayfaya içerik ekle, bu sayfaya bir Twin Board ekle, bu sayfaya bir anket ekle seçeneği karşımıza çıkıyor. Sayfamıza Twin Board eklemek için Twin Board ekle'yi tıklıyoruz. Daha sonra Twin Board'umuzun bir başlığını yazmamız gerekiyor. Teslim et diyoruz. Sayfada sadece bir tane Twin Board oluşturuluyor. Diğer proje üyeleri ve kendimiz öğe ekle kısmında buraya eklemeler yapıyoruz. Öğe ekle kısmından ilgili etkinliğimize ait resim, dosya, video ekledikten sonra başlık ve açıklamaları ekleyip kaydet dememiz yeterli. Yapılan çalışmaları paylaşırken öğretmenimizin, kurumunun ve kendi isminin açık bir şekilde gözükmesi önemli. Dolayısıyla bu kısım başlık alanına yazılabilir. Açıklamalar kısmında ise etkinliğimize ait kısa bir açıklama ekleyebiliriz. Ve burada açıklamalar kısmında şöyle bir ifade kullanırsak güzel oluyor. Volkan Civele'nin takımı Eyüp S'nin kavram bulutu çalışması. Sonra kaydet dememiz yeterli. Kaydet dediğimizde sayfamızda bu şekilde gözükecektir. Yapılan paylaşımınızda değişiklik yapmak istiyorsanız kalem simgesine tıklamanız, gerekli değişikliği düzenledikten sonra tekrar kaydet demeniz yeterli. Sayfamıza anket eklemek için bu sayfaya bir anket ekleyi tıklıyoruz. Anket sorumuzu buraya yazıp cevaplarımızı da buraya ekliyoruz. Cevap sayısını buradaki artı işaretinden arttırabiliriz. Sayfamızın ismini değiştirmek için kalem simgesine tıklıyoruz. Yeni sayfa ismimizi yazdıktan sonra teslim et diyoruz. Sayfa için yerleşimde değişiklik yapmak istiyorsak sıralamayı etkinleştir kutucuğuna tıklıyoruz. Sıralamamızı sürükle bırak yöntemiyle yaptıktan sonra sıralamayı etkinleştir butonunu tekrar tıkladığımızda değişikliğin gerçekleşmiş olacağını göreceksiniz. Son olarak Twin Space sayfalarda bir sayfayı sildiğimizde tamamen silme işlemi gerçekleştirilmez. Bu sayfamız arşive kaldırılır ve arşive kaldırılan sayfalar bu şekilde sıralanır.